Bir ara su fiyatlarını mültecilere 5 katı, 2 katı, 10 katı yapacağım dedi. Aslında bu bir faşizm. Yani o insanlara buradan çek git demek. İşte İyi Partili eski Ümit Özdağ, yok Nevşehir'de bir Afgan bakkal Kırşehir'de, yok bir tane Iraklı Bolu'ya şey açmış gibi. Sanki hani Amerika'ya, Avrupa'ya gitseler Kenyalı, Asya'dan yüzlerce dükkan görebilirler. Dün de bir kadına bir Armağan Çağlayan'ın programı galiba oraya bağlanmış. Orada ya tesettürlü bir hanımın kendisinden tüp bebek konusunda yardım isteyip onu öyle iğrenç anlatıyor ki. Aslında bugün Yeni Şafak çok güzel başlık atmış 3. sayfada. Yeter artık ahlaksız diye. Ne diyeceksin? Valla diyecek aslında çok şey var. Yani dün sosyal medyada gece en çok konuşulan gün konuşulanlardan birisiydi. Yani vatandaş öfkesini bir şekilde dile getirdi. Bu Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oluyor Tanju Özcan. Ben yani çoğu zaman sosyal medyada bir insanları linç ediyoruz ama bir önüne arkasına bakmadan linç ediyoruz. Ama neden söylemiş bunu, ne için anlatmış diye bütün oturduğum videoyu izledim. Enteresan şeyler var. Onları da not aldım. Onu Şimdi söyleme Fatih. Hepsini toplu söyle. Şu videoda ne diyor? O bölümü izleyicilerimiz videoda bir şöyle. duysun. Bir izleyelim. Tamam. Sonra sen hepsini toplu söyle Fatih. Tamam. Verebilir miyiz onu? Evet, yani bu şimdi Tanju Özcan ne demiş Bolu Belediye Başkanı? Bir de tesettürlü kadın diye belirtiyor. Bir izleyelim. Sonra Fatih üzerine konuşacak. Bir açılış yapıyoruz. Tesettürlü bir hanımefendi geldi yanıma. Ankara'ya döneceğim hemen, Bolu'da yapıyoruz. Tanju Bey dedi, bir konu var dedi. Konuşabilir miyiz dedi. Dedim ki hemen Ankara'ya dönmem gerekiyorsa, özel değilse burada anlatabilir misiniz dedim, söyleyebilir misiniz dedim. O kadar çok millet var ki. Söylerim dedi, sıkıntı yok dedi. Benim bebeğim olmuyordu dedi, bana dedi yardımcı olabilir misiniz dedi. Hanımefendi dedim, ben size nasıl yardımcı olabilirim o konuda dedim. Meğer kadıncağız tüp bebek tedavisi görmek istiyormuş. Ama direkt tabii konuya böyle girince baktım çevredekiler gülüyor. Bebeğim olmuyor, bana yardımcı olabilir misiniz diye girince. Evet Fatih. Evet. Vallahi burada Armağan Çağlayan sorular soruyor. Bu özellikle mülteciler meselesini anlatıyor. Tanju Özcan diyor ki ben bir kitap yazmayı düşünüyorum. Hayatıma dair, hayatımdaki yaşadığım ilginç hadiseleri anlatmak istiyorum diyor. Ancak bunun için fırsat bulamıyorum. Cezaevine falan düşersem bunu yazmayı düşünüyorum diyor. Armağan Çağlayan en eğlenceli anınızı anlatır mısınız diyor. Bunu bir eğlenceli anı olarak anlatıyor Cem. İşte ondan sonra bu kadınla ilgili diyaloglarını anlatıyor. Arkasındaki insanların nasıl kirlediğini. Yani burada ciddi bir haysiyet, edep, izan, ahlak, vicdan, hakkaniyet eksikliği olduğunu gösteriyor. Yani böyle bir hadiseyi boşluğuna geldin ve yanlış anladın. İnsanların karşısında nasıl anlatırsın? Yani çok ciddi tepkiler aldı. Bir seçmen, bir kadın, bunun tesettürlü olması ayrı bir tartışma konusu. Tesettürlü olmasa bile herhangi bir kadın böyle bir şey söylediğinde insan nasıl böyle anlar? Yani insan öncelikle onu sorguluyor. Aklının, fikrinin, zikrinin başka yerlerde olması lazım. Böyle bir bunların anladığı şekilde anlaması için. Hadi Ya. anladı diyelim. Bunu nasıl anlatırın Ya. kamuoyunun karşısına? O seçmenlerin yüzüne nasıl bakacak Tanju Özcan? Onu çok merak ediyorum. Çok ayıp, çok ayıp bir hadise. Şimdi Suriyeli göçmenlere bunu yapıyor. Yani insanları hedef gösteriyor. Evet. Düşünsene Bolu Belediye Başkanısın. Göçmenlere bir şey diyorsun. Birileri kalkıp oradan cesaret alıp tekme tokat dövmeye kalksa iş yerlerini yaksa Allah'tan Bolu halkı dirayetli bir halk. Yani bu tür galeyanlara gelmiyor. O açıdan oluyor. Ama şu olay, yani ben Yeni Şafak'ın attığı başlığa katılıyorum. Yeter artık ahlaksız diyor. Ya birinin buna bu dur demesi lazım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da buradan çağrıda bulunalım. Hakikaten bak Ali Narin, Kadıköy Belediye Başkanı Tayyip Bey'e sırtını dönüyor okunurken. Böyle öbürü çıkıyor Sedef Kabaş, yok Tayyip Bey'in diyor bilmem 100 milyon dolarlık yatı vardır diyor, yalan. Şimdi sonra da bize diyorlar ki toplumu kutuplaştırmayın. Ya kim kutuplaştırıyor? Son 5 yıla bakalım. Başörtülüler, başörtüsü şeriat isteyenin üniformasıdır dediler. 60 darbesi göndermesinde bulundu o Engin Altaylar. Ya şimdi toplumu kim geriyor Fatih? Ya maalesef toplumu geren böyle sinir uçlarıyla oynayan bir açıklamaydı. İşte Bolu Belediye Başkanı da onlardan birisi.
Dünkü sohbette Armağan Çağlayan diyor ki siz ırkçı mısınız? Hayır diyor, ben ırkçı değilim, sosyal demokratım diyor. Bu mültecilerin Türkiye'ye gelmesi bir Amerikanın oyunu diyor. Sığınmacıları suçlamıyorum diyor. Sığınmacıları suçlamıyorum diyor. Ama öbür yandan diyor ki Afganlar 100 yıl öncesinden geliyoruz. Ellerine silahtan başka bir şey almamış insanlar diyor. İlkel insanlar diyerek de onları aşağılıyor. İşin garibi bu 10 kat su zammı yapmıştı ya Bolu'da. Evet. Kaç kişi, kaç abone varmış biliyor musun Cem? Sadece 171. Bunların diyor bazıları da diyor Kuveytli diyor. Yani yüksek gelir grubuna mensup. Dolayısıyla ben siyaseti biliyorum. Meseleyi diyor ulusal bir gündem haline getirmek için böyle bir şey yaptım diyor. Ancak çok çok tepki aldınız diye soruyor Armağan Çağlayan. Evet tepki aldım diyor. Eşimden tepki aldım. Hatta diyor oğlum benden dolayı siyaseti sevmiyor diyor. Eşim bana res çekti ya siyaset ya sen dedi diyor. Annesi sürekli dua ediyormuş. Hacca gitmiş. Annesi babası hacıymış. Tanju Özcan'ın. Annesi sürekli buna uyarıyormuş. Cumhurbaşkanını sürekli rüyamda görüyorum diyor. Çok fazla tehditler alıyorum. Kayyum rüyaları görüyor. Kabusları görüyormuş rüyasında. Onu anlatıyor Cem. Netice itibariyle ne yaptığının esasında farkında Tanju Özcan. Valla ben söyleyeyim, Tanju Özcan'a faşist tanımlaması ağır bir tanımlama değil. Faşist tanımlaması ağır bir tanımlama değil. Hele şu kadıncağıda söylediği şeyi insan kabul etmek mümkün değil yani. Kesinlikle kabul etmek mümkün değil. Bir yerde en zor seçmen, CHP seçmeni en kolay ikna edilebilir, konuşulabilir. Seçmen de AK Parti seçmeni diyor ve bu olayı örnek gösteriyor. Yani onlarla her şeyi konuşabiliyorsunuz şimdi, vesaire. Yani insan utanıyor. Vaktimiz azalıyor. Kısaca şeyi de söyleyeyim. Evet. Kadın dernekleri nerede acaba? İki tane Afgan bilmem ne üzerinden, Taliban üzerinden neler söylüyorlar? Ama bakalım AK Partili biri, MHP'li biri olsa ortalığı yıkacak o kadın dernekleri nerede onu da göreceğiz. Evet, evet göreceğiz canım. Peki, teşekkürler Fatih. Yurt gündemini aldık senden. Yarın yine devam edeceğiz bu gündemlere.